Merhaba sevgili kovalar ve Yükselen Burcu Kova olanlar. 2-8 Kasım haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, Güneş Akrep Burcu'nda ilerlemesini sürdürüyor. 31 Ekim'de Boğa Burcu'nda güçlü bir Dolunay meydana geldi. Ve bu haftada bu Dolunay tesirleri devam edebilir. Özellikle kariyer konuları, aileyle ilgili konular, biraz yaşam alanlarınız, eviniz, yuvanızla ilgili konularda daha hassas olduğunuz bir dönemdesiniz. Evet değişimler olabilir. Beklenmedik durumlarla da karşılaşmış olabilirsiniz. Veya bu hafta genelinde bu tesirler hala daha aktif olabilir. Venüs terazi burcunda ilerliyor. Hafta boyunca size güzel bir destek açıda olacak. Bu genel itibariyle hem yaratıcılığınızı arttırıyor hem sosyal alanlarda daha şanslı bir süreçte olacaksınız. Merkür de bu haftadan itibaren artık düzelecek, ileri harekete dönecek. Merkür 3 Kasım'da terazi burcunda ilerlemeye başlıyor. 21 Kasım'a kadar da Merkür terazi burcunda. Evet, Venüs'le beraber Merkür de sizin için çok güzel bir burç e, transitinde olacak. Hafta başında Ay ikizler Burcu'nda ilerliyor. Pazartesi öğle saatlerinde çarşamba gecesine kadar ikizler Burcu'nda 5. evinizdeki ay geçişi yine hava elementi bir burçta. Haftaya canlı başlıyorsunuz. Haftaya enerjiniz yüksek başlıyorsunuz. Özellikle sosyalliğiniz çok güçlü. İletişim e, enerjiniz çok güçlü. Gerek özel ilişkilerde, gerek sosyal ilişkilerde daha aktifsiniz. Tabii bunu iş ve mesleğinizle ilgili de kullanabilirsiniz. Eğitim hayatınızda da oldukça aktif olacağınız bir hafta. Ticari faaliyetlerde, girişimlerde bulunabilirsiniz. Kısa uzun bazı seyahatler gündemde olabilir. Bol bol konuşma ortamları, sohbet ortamları, bilgi paylaşımları öne çıkıyor tabii siz de okuyabilirsiniz, araştırabilirsiniz, bir şeyler öğrenebilirsiniz, öğrendiklerinizi başkalarıyla paylaşabilirsiniz. Perşembe ve cuma ay yengeç burcunda olacak sevgili kovalar. Ay yengeç burcunda ilerlerken birazdan yine günlük hayatınız öne çıkacak ama daha çok meşguliyetler var. Hani mesleki anlamda yapılması gereken, tamamlanması gereken işlere odaklanacaksınız ya da evinizde biraz böyle düzen düzenlenmesi gereken alanlar varsa işte onlar da ilgileneceksiniz ailevi sorumluluklar öne çıkıyor bunlar zaman zaman sizi yorabilir zorlayabilir ama bunları bir iş olarak bir hizmet olarak e, tanımlayıp o şekilde e, günlük hayatınızı e, şekillendirebilirsiniz hafta sonu ay aslanda hafta sonu bu enerjilerden sıyrılıyoruz biraz daha özgüvenimiz de artıyor yine sosyal enerjiler güçleniyor. Özellikle yakın ilişkilerimize daha fazla odaklanabiliriz hafta sonu. İş birlikleri, ilişkiler, eşiniz, partnerinizle ilgili konular veya birlikte yapacağınız faaliyetler anlamında hafta sonu gayet güzel, destekleyici ve keyifli olabilir. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.